Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir örnekle beraberiz. Yine bir temelin eş değeri soruluyor. Devremiz bu. Bir tane bağımlı akım kaynağımız var. Bir tane bağımsız gerilim kaynağımız var. Evet, bunu nasıl yapabiliriz? Tabii ki her zaman önce ilk yapacaklarımızı yapalım. Yani ne demek bu? Gerilim kaynağımızı kısa devre edelim. Gerilim kaynağımızı kısa devre ettiğimizde bağımsız kaynağımızla ilgili herhangi bir bağımlı kaynağımızla ilgili herhangi bir değişiklik oluyor mu? Yani bağımlı kaynağımızı sıfıra götüren, Ix akımını sıfıra götüren herhangi bir değişiklik yok bu kısa devre ile birlikte. Öyleyse bu kaynağımız devrede kalmaya devam edecek. Bu gibi durumda ne yapıyorduk? Bir önceki örnekte de söylemiştim. AB uçlarına bir 1 voltluk birim gerilim uyguluyoruz. Ve daha sonra bu AB uçlarından geçen akımı hesaplıyoruz. Ve dolayısıyla direnç eşittir gerilim bölü akım formülüyle de bu iki uçtan burada gördüğümüz bu devrenin bize gösterdiği direnci bu iki uçtan görebiliyoruz. Evet, gerilim kaynağımı da getirdim. Şimdi artık devrem bu hale geldi. Şunu biraz aşağı alayım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu devreyi nasıl çözebiliriz? Yani buradan geçen akımı nasıl bulabiliriz? En kestirme yoldan. Buna bakıyorum. Bakın bu bir gerilim kaynağı olduğuna göre düğüm gerilimlerini kullanırsam artık buranın gerilimini biliyorum demektir. 1 volt. Burası zaten burayı 0 kabul ettiğim zaman burası 0. Yani düğüm gerilimini bilmediğim tek bir düğümüm kalır ve benim bakış açımdan bu akımı bulmak için en kestirme yol düğüm gerilimleri yöntemini kullanmak. Siz başka bir bakış açısıyla başka bir çözüm de önerebilirsiniz. Her zaman söylüyorum, devre analizinde bir sürü analiz tekniği anlatıyoruz. Bunları anlatmamızın sebebi tek bir seçeneğiniz yok. Bir sürü seçeneğiniz var. Size uygun olanı kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Evet, şimdi buraya bu düğüm gerilimleri yöntemini uygularsam buradan bir akım gittiğini düşüneyim. Buradan buna I1 diyeyim, buna I2 diyeyim. Ve bir tane de gelen akımım var. Giden akımlarım I1 akımım. Ne olacak arkadaşlar? Şuradan yazayım. Belki yer sıkıntısı ya da neyse şuradan yazalım. I1 akımım V'den 0'a doğru ve 5 ohmluk dirençten geçiyor. Yani V bölü 5 olacak. Artı I2 akımım V'den burası 1 volt bu kaynaktan dolayı V-1 bölü 3 olacak. Bunlar giden akımlarım. Gelen akımım da 1,5x. Bakın 1,5'u 3 bölü 2 yazıyorum. Çünkü buralar hep pay ve payda şeklinde. Bunu da pay ve payda şeklinde yazıyorum. Ve Ix akımına bakıyorum. Ix akımı zaten benim daha önce belirlediğim Ix akımı. Yani Ix akımı V-1 bölü 3 ile gösterilecek. Burada işte her tarafı payda eşitlediğimizde burayı 6 ile, burayı 10 ile, burayı da 5 ile çarptık. Denklemi yazdık. İşte 6V artı 10 ve eksi 10 eşittir 15V eksi 15. Buradan V gerilimini eksi 5 volt olarak buluruz. Buranın gerilimini eksi 5 volt olarak bulduk. Öyleyse buradan gelen akımı, Ix akımını nasıl hesaplarız arkadaşlar? Ix akımı neydi? Daha önce söylediğim gibi şurada V eksi 1 bölü 3. Yani eksi 5, eksi 1 bölü 3. O da eşittir. Eksi 2 amper bulundu. Demek ki eksi 2 çıktığına göre buradan bu tarafa doğru 2 amperlik akım akışım var. Şimdi buranın gerilimi 1 volt olduğuna göre buradan aşağı doğru da 1 bölü 4 yani 0,25 amperlik bir akım akışım var. Bu düğüme Kirchhoff'un akımlar kanunu uygularsanız buradan 2 artı 0,25 yani 2,25 amperlik akım geliyor demektir. Bu durumda peki bu AB uçları arası direncim ne olur? Bunu hesaplayalım. R eşittir. Gerilimim 1 volt. Akımım da 2,25 olduğuna göre 0,444 ohm veya 444 mili ohm şeklinde tevenin gerilimimi bulabilirim. Evet, birinci roundu bitirdik.
geleceğiz ikinci raunda. İkinci raunda ne yapacağız? Artık devremizi eski haline getireceğiz. Yani kaynağımızı çıkaracağız, kısa devremizi çıkaracağız. Ve şuradaki yaptığımız çözümleri de silelim. Bakalım. Evet, şimdi yeni bir artık neredeyse yeni bir soruyla karşılaştık gibi düşünebiliriz. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Bu sefer devrenin bu haliyle bu uçlar arası gerilimi bulacağız. Gördüğümüz gibi, işaretlediğim gibi bu uçlar arası gerilim 4 ohmluk direncin uçlarındaki gerilime eşittir. 4 ohmluk direncin uçlarındaki gerilimi de bulabilmem için 4 ohmluk dirençten geçen akımı bulmam lazım. Biraz önce uygulamıştım. Yine aynı mantıkla buraya düğüm gerilimleri yöntemini uygulayacağım ve buraya V diyeceğim. Yalnız bu sefer devrem değişti. Onu farklı bir şey yapalım. Buraya V diyelim. Burası 6 volt olacak. Burayı bir düğüm olarak almama gerek yok. Bakın burayı tek bir bu düğümden sıfıra doğru giden tek bir kolmuş gibi alacağım. Hesabı buna göre yapacağım. Buradan geçen akımı bulacağım ve sonra bu uçlardaki gerilimi hesaplayacağım. Öyleyse yine akımlarımızı yazalım. Bir önceki burada yaptığımız gibi V eksi 6 pardon V eksi 6 bölü 5 olacak bu akımım. Artı bu akımım ne olacak? Dikkat edelim. Bakın V'den sıfıra doğru gerilim alıyorum. V bölü o zaman V ile sıfır arası direnci almam lazım. 7. Eşittir. Yine 3 bölü 2 Ix. Ix'im ne bu sefer? V bölü 7. Bu denklem arkadaşlar işte 70 ile payda eşitleyip ya burası 14 70 ile payda eşitleyip V gerilimini bulduğunuzda V gerilimi ya da yapalım 70 ile payda eşit demek için burayı 14 ile çarpıyorum. Burayı 10 ile çarpıyorum. Burayı da 5 ile çarpıyorum. Ve 14 ve eksi 60 84 artı 10 ve artı 10 ve eşittir 3v buradan 5'te de çarptım 15v oldu. Paydalar birbirini götürdü. Şimdi bunu düzenlediğimizde burası 24v eksi 15v'yi bu tarafa attık 9v eşittir 84 v eşittir 84 bölü 9 volt olarak bulunur. Demek ki buranın gerilimi 84 bölü 9 voltmuş. Öyleyse buradan geçen akım ne olacaktır? 84 bölü 9 bölü 7. Değil mi? Buna Ix diyelim. 84 bölü 9 çarpı 1 bölü 7. O da eşittir. 84 bölü 63. O da 1,33 amper yapar. Ben neyi arıyorum? Hiç unutmuyorum. Şu uçlardaki gerilimi arıyorum. Öyleyse VAB gerilimim de 4 çarpı 1,33 bu 3,33 devam ediyor. 5,32 volt olarak bulunur. Bu da TV'nin gerilimi eşittir. Evet arkadaşlar. Öyleyse ne yaptık? TV'nin direncimizi 444,444 gidiyor. Miliohm ve şey, TV'nin direncimizi, TV'nin gerilimimizi de 5,32 volt olarak hesapladık ve sorumuzu bitirdik. Umarım açıklayıcı olmuştur. Devam edeceğiz arkadaşlar.